Ben bakarım. Firuze abla sen açma, ben bakacağım. Geldim. Tuğçe. Sakın sen olaya kalkma Cem. Çilek de Ceren nerede? Onlarla konuşmak istiyorum. Tuğçe. Hadi gel, gel bakalım. Gel. Otur. Ceren, Çilek. Bırak Cem, hepsine teker teker bakacağım. Bir de bu sene beraber yüzecektik. Okul yüzme yarışmalarına katılacaktık. Ama bakıyorum sen başkalarıyla çoktan yüzmeye başlamışsın Cem. Bir daha sakın gözüme gözükme. Ya dur Tuğçe, hiç bir şey sandığın gibi değil. Bırak Cem. Size bunu çok kötü ödeteceğim. Çok kötü. Gelin buraya bakayım. Gelin. Tuğçe. Çekil kenara. Abi. Abi bırak. Geldim Cem. Kenan. Orada kal Ceren. Önce bana açıklaman gereken şeyler var. Buyurun bakalım Ceren Hanım. İsimleri burada. Aralarında hiçbir şey yok. Bak bakalım aralarında bir şey var mı yok mu? Dışına gitmeyelim. Çünkü tek bir şahidimiz bile yok. Aslında sen her şeyin aslını biliyorsun. Ama kimseye söylemiyorsun. Ne var Kerem? Abla. Söyleyemem, utanırım. Bit kadar boyuna aşık olmaya utanmıyorsun ama. Ne yapıyorsun? Tamam. Kerem'e gerçeği söylüyorum. Bundan sonra evde kıpkırmızı bir yüzle dolaşamama söylüyorum. Anlamıyorum. Sen her şeyi herkese açık açık söylersin. Bunda utanacak ne var? Daha ne olsun? Çocuk bana hiç pas vermedi. Hep seninle ilgilendi. Bunu sakın söyleme. Tabii ki de söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Kerem'in numarasını çevirir misin? Aa, ayna çalıyor. Hayırdır, kim acaba? Ay Dudu duymadı aynayı. Ay yine ne hatlar karıştırıyor bu Dudu yukarıda? Hay Allah, gidip çağırayım. Dudu, Dudu, sihirli ayna çalıyor. Duymuyor musun? Dudu. Duydum, duydum, geliyorum. Aa, ne o elindeki? Yoksa yukarıda benden gizli sihir mi yapıyordu? Peri asiklopedisi. Perihan'ın yaptığı sihiri bozmak için araştırma yapıyordum. Saçlarını geri getirmen mümkün müymüş bari? Ondan özür dilemediğim sürece mümkün değilmiş. Ve asla da dilemeyeceğim. İyi halt edeceğim. Eda. Merhaba anneciğim. Selam baba. Hayırdır Eda? Ağladı ağlayacak bir halim var. Ne o öyle? Selam baba. Sormayın. Ay söylesene kızım, ne oldu? Yavuz içeride. O yüzden biraz sessiz konuşacağım. Beni dikkatli dinleyin. İyi tamam tamam, anlat hadi. Birazdan Betüşler'e gideceğiz. Orada hep beraber konuşacağız. Çok önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Ne kararıymış bu? Kendal Bey İngiltere'de yeni bir şirket açacakmış. E güzel. Güzel tabii de o şirketin başına ya Yavuz geçecek ya da Sadık. Bu da demek oluyor ki İngiltere'ye ya Betüşler gidecek ya da biz. Eyvah. Ha! Başka derdi var mıymış? Ben kızlarımı sokakta bulmadım. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gurbet ellerine bırakmam sizi. Anneciğim sakin ol lütfen. Ben daha Betüş'le konuşmadım ama onun da İngiltere'de yaşamak isteyeceğini pek zannetmiyorum. Gerçi Kendal Bey'in söylediğine göre İngiltere'de çok daha iyi şartlarda yaşayabilirmişiz ama... Ne Sadık'ın ne Yavuz'un paraya ve mevkiye ihtiyacı yok. Onlar perilerle evli, istediklerini elde edebilirler. En iyisi ben Betüş'lere gideyim de şu işi birlikte halledelim.
Bensiz olmuyor işte hiçbir şey. Dur ben de geleyim. Olmaz, sen kal orada. O zaman bir sihir yap gitmeden de gerekirse sana seslenebileyim. Aman başımın derdi, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.